Değerli arkadaşlar, merhabalar. İyi hafta sonları diliyorum herkese. Evet, bu analizimizin konusu borsa olacak ve borsada özellikle geçtiğimiz hafta oluşan veriler, yabancılar ne aldılar, ne sattılar, hangi maliyetlerle işlemlerini gerçekleştirdiler ve genel bir piyasa durumu hakkında kritik verileri paylaşıp ardından da önümüzdeki haftanın beklentilerine ve dikkat edilmesi gereken kritik seviyelere yer vereceğim. Sevgili arkadaşlar, analiz başlığımızda 30 Nisan ve 3 Mayıs tarihlerine dikkat şeklinde bir ifade kullandım. Bu ifademin nedeni şudur: 30 Nisan tarihinde geçtiğimiz hafta Merkez Bankası'nın para kurulu toplantısı sonrasında yapacağı bir enflasyon raporu açıklaması olacak. Ama bu rapordan ziyade enflasyon verilerine yönelik olarak bakış açısından ziyade özellikle son günlerde Merkez Bankası'nın rezervlerindeki azalma ile ilgili olarak dış basında çıkan haberlere Merkez Bankası'nın bir yanıt vereceği, net rezerv, brüt ve rezerv hususuyla ilgili olarak detaylı açıklamalar yapabileceği konusu gündemde. Bu açıdan hem iç piyasada hem de dış yatırımcılar 30 Nisan tarihini büyük bir dikkatle takip edecekler ve Merkez Bankası'nın açıklamalarındaki detaylar yatırımcıları tatmin edecek mi, etmeyecek mi? Ve tabii ki bunun paralelinde borsaya da alım mı gelecek, satış mı gelecek konusu açısından önem taşıyor. 3 Mayıs tarihinin ise önemi arkadaşlar, basına yansıdığı kadarıyla İstanbul seçimlerine yönelik itirazın sonuçlanacağı ve Yüksek Seçim Kurulu'nun nihai kararını vereceği bir tarih olarak beklenmekte. Tabii ki %100 bir kesinliği yok ama basına yansıdığı kadarıyla 3 Mayıs tarihinde seçimlerle ilgili olarak belirsizlikte sona ermiş olacak. Ve arkadaşlar, tabii ki bu belirsizliğin sona ermiş olması durumunda şayet seçimlerin yenilenmesi gibi bir karar çıkacak olursa bu durumda önemli bir ekonomik belirsizlik daha gündeme gelmiş olacaktır. Yapılmak istenen reformların bir anlamda geri plana atılacağı veya gecikeceği, yeni bir seçim ekonomisi uygulanabileceği, ekstra masrafların söz konusu olabileceği gibi gibi etkenler nedeniyle borsanın bu hususta olumsuz etkilenme ihtimalini dikkate almak gerekiyor. Seçimlerin yenilenmeyeceği ve bu şekliyle tescil edileceği tarzında bir sonuç çıkacak olur ise sınırlı bir iyimserliğin olabileceğini tahmin etmekteyim. Zira konu sadece seçimlere bağlı olan bir mevzu değil. Bizi etkileyen veya borsamızı etkileyen faktörler içerisinde birçok unsurlar bulunuyor. Yabancının son dönemlerdeki satış eğilimi, pozisyonunu azaltma eğilimi ve sizlere birkaç gün önce aktarmış olduğum bir analizimde Mayıs aylarının genellikle yurt dışı piyasalarında da bir ritüel haline geldiği üzere büyük yatırımcıların satış yapıp yaz dönemini pozisyonsuz veya daha az bir pozisyonda geçirdikleri, Mayıs aylarında satıp Eylül-Ekim aylarında yeniden pozisyon aldıkları bir süreç olarak istatistiklere yansımış bir durum var. Bu açıdan Mayıs ayına özel bir önem vermek ve dikkat etmek gerektiğini bir kere daha hatırlatmış olayım. Evet arkadaşlar, geçtiğimiz hafta oluşan verilerle başlıyoruz. Haftalık getiri tablomuza baktığımız zaman endeksin %2,5 civarında bir değer kaybına ve aynı zamanda doların ise %2,24 civarında bir değer kazanımına tanık olmaktayız. En çok artışı ise altın yaşamış, %3,04 civarında geçtiğimiz hafta bir değer kazanımı oluşmuş. Dünya endeksleri geneline baktığımız zaman ise karışık bir seyir olduğunu görüyoruz ama İMKB'nin zaten negatif olduğu görülmekte. Çin endekslerinin zayıf bir seyir içerisinde olduğunu görüyoruz. Yunanistan yine olumlu bir seyir içerisinde görülmekte. Gelişmekte olan ülkelerde ise hafif hafif bir kar satışı eğiliminin gündeme geldiğini söyleyebiliriz. Arkadaşlar, geçtiğimiz hafta verileri itibariyle yabancı takasında bir değişim yaşandı. Yabancıların satış eğilimi içerisinde olduğunu bu hafta bazında da görmüş bulunmaktayız. %64 üzerindeydi haftaya başladığımız zaman yabancı takas oranı. Son durum %63,71 seviyesine işaret etmekte. %0,56'lık bir yabancı takasında azalma olmuş. Bu grafiğimizde arkadaşlar beyaz çizgimiz yabancı takas oranını, diğer yeşil ve kırmızı çizgilerimiz ise endeksin durumunu yansıtmakta. Bu bir haftalık grafiktir ve gördüğünüz gibi özellikle swap krizi döneminde yabancının çok sert bir satış yaptığını
ve bu satış döneminde %63.70 seviyesine kadar takas oranının gerilediğine tanık olmuştuk. O tarihlerde 90 binlere doğru bir yaklaşım söz konusu olmuştu. Şu anda ise yabancı takasının yine o 90 binli seviyelere yakın bir orana, yani %63.70 seviyesine geldiğini görmekteyiz. Yabancı takasının pivot verileri açısından değerlendirdiğimiz zaman 63.88 seviyesinin aşağısında kalınması, 63.50 ve 63'lere kadar devam edebilecek, bunlar yüzde rakamlardır tabii ki, devam edebilecek olan bir gerilemenin ihtimaller dahilinde olduğunu ifade etmekte. Yani arkadaşlar 63.80 aşağısında kalındıkça yabancı satışlarının devam edebileceğini dikkate alabiliriz. Geçtiğimiz hafta itibariyle değerli dostlar, yabancılar hangi hisselere ilgi göstermişler, buna bakacak olur isek haftalık işlemler bazında ve takasa yansıyan, takas işlemlerine yansıdığı kadarıyla. Cuma günkü işlemleri arkadaşlar biliyorsunuz takasa yansıması mümkün değil. Ancak pazartesi ve salı günü yansıyacaktır. Biz takasa yansıdığı kadarını şu anda görebiliyoruz pazartesi ve cuma işlemleri adına. Yabancının en fazla lot bazında Yapı Kredi Bankası'na ilgi gösterdiğini görüyoruz. Akbank, Türk Telekom ve Aselsan'da yabancının ilgi göstermiş olduğu hisseler olarak görülmekte. Ben tabloları arkadaşlar tek tek okumayacağım. Sizler ekranlarınızı durdurmak kaydıyla ilgilenmiş olduğunuz bölümleri daha yakından takip edebilirsiniz. Haftalık yabancı satışlarına baktığımız zaman ise Halk Bankası'nın 5 milyon lot ile ilk sırada yer aldığını görmekteyiz. Geçtiğimiz haftada Halk Bankası'nda yabancının önemli satışları vardı. Kardemir, Ereğli ve Türk Hava Yolları'nda yabancı satışları gözlenmekte diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi takas tablosu cuma günkü işlemleri yansıtmamakta. Bu sebepten ötürü biz daha net bir sonuca ulaşabilmemiz bakımından ben sizlere yabancı aracı kurumları olarak, yabancılar lehine işlem yapmakta kurumlar olarak bildiğimiz birkaç kurumun hangi hisseleri alıp sattıklarını ve maliyetlerinin ne olduklarını ifade etmeye çalışacağım. Merrill Lynch'e bakalım arkadaşlar. Merrill Lynch önceki haftalarda yoğun satıcı konumunda olan bir aracı kurumdu ve endeks üzerinde etki sahibi olan, yaptığı işlemlerle endekse şekillendirebilen bir aracı kurum, güçlü bir aracı kurum. Merrill Lynch arkadaşlar geçtiğimiz hafta Garanti Bankası'ndan 53,5 milyon TL alım yapmış ve Garanti Bankası alımlarını ortalama 8.27 ortalama ile gerçekleştirmiş. Yine ikinci sırada ise Sabancı Holding'den alım yaptığını görüyoruz. Yaklaşık 35-40 milyon TL civarında alım gerçekleştirmiş. Petkim'den 30 milyon üzerinde alımı var. Vakıflar Bankası'nda yine 30 milyon TL üzerinde alımı var. Ve arkadaşlar yine Türksel'e ilgi göstermiş durumda. Sabancı Holding için 7.71 ortalama ile alım gerçekleştirmiş. Petkim için 4.55 ortalama ile alım gerçekleştirmiş. Yine en çok sattığı hisseler içerisinde ise Yapı Kredi Bankası'nda 20 milyon TL üzerinde satışı bulunuyor. İşçe, Koç Holding ve Halk Bankası ve Kozal'da Merrill Lynch'in satışlarını görmekteyiz. Merrill Lynch ardından arkadaşlar Credit Suisse'e bakalım. Credit Suisse ise en çok alımlarını BİMAŞ yönünde kullanmış. BİMAŞ'tan 11 milyon TL civarında bir alımı bulunuyor. Yine Yapı Kredi Bankası'nda, Korsa'da, Koç Holding'de ve Aselsan'da alımlarını görmekteyiz. En çok alım yaptığı BİMAŞ'taki alım ortalaması 80.32 imiş. En çok sattıklarına baktığımız olacak olursak Türk Hava Yolları'nda son derece ciddi satışlarını görmekteyiz. Credit Suisse geçen hafta 72-73 milyon TL civarında bir satış gerçekleştirmiş Türk Hava Yolları'nda. Yine Halk Bankası'nda 65 milyon TL civarında satışını görmekteyiz. Tüpraş'ta ise 43-44 milyon TL civarında satıcı konumunda olduğunu görüyoruz. Credit Suisse geçtiğimiz haftayı yoğun satışlarla geçirmiştir diyebiliriz. Deutsche'ye bakalım arkadaşlar. Deutsche ise alımlarını Aselsan yönünde kullanmış. 15 milyon TL civarında Aselsan aldığını görmekteyiz. Türk Hava Yolları'nda 11 milyonluk bir alımı var. Akbank, Pegasus ve Mavi Cins hisselerinde ise alım yönünde hareket ederken Halkbank'ta, Vakıflar Bankası'nda, Tüpraş ve Kozal'da ise satış konumunda olduğunu görüyoruz. Citymenkul'e bakalım arkadaşlar. Citymenkul ise Tüpraş'ta alıcı konumundaymış. TAV hisselerinde alıcı konumunda, Aselsan'da, Ereğli'de ve Koç Holding'de en çok sattığı hisseler içerisinde ise Garanti Bankası olduğunu ve İşçe ve BİMAŞ olduğunu görmekteyiz. Arkadaşlar genel olarak anlaşılacağı üzere, bu arada TEB yatırımı da ifade edeyim isterseniz,
Garanti Bankası'nda 23 milyon, 24 milyon civarında bir alım gözleniyor. Vestel'de alımları var. Halk Bankası ve Kardemir'de en çok sattığı hisseler içerisinde ise Türk Hava Yolları ve İşçe'yi görmekteyiz. Arkadaşlar, bu aracı kurumları genel olarak değerlendirdiğimiz zaman Garanti Bankası hisselerine yönelik bir ilgi olduğunu görmekteyiz. Zannediyorum ciddi bir değer kaybı yaşamış olmasından kaynaklanıyor bu. Ama Türk Hava Yolları'nda önemli satışlar var yabancı kurumlardan gözlemleyebildiğimiz kadarıyla. Bir de Aselsan ve BİMAŞ hisselerinde yabancının ilgili olduğunu söyleyebiliriz özet olarak. Para girişlerine bakacak olursak arkadaşlar, geçtiğimiz hafta itibariyle en çok para girişi yaşayan son 5 gün itibariyle arkadaşlar 13-14 milyon TL ile TÜPRAŞ'ın, yine 14 milyon TL ile Aselsan'ın en çok para girişi yaşayan hisseler konumunda olduğunu görüyoruz hafta genelinde. Akbank, Tekfen, Soda, Vestel ve Türkcell'in ise sıralandığını görebiliyoruz. En çok para çıkışı hangi hisselerde yaşanmış? Garanti Bankası'nda 57 milyon TL civarında bir para çıkışını görüyoruz. Petkim, İşçe ve Türk Hava Yolları en çok para çıkışı yaşayan hisseler arasında bulunuyor. Arkadaşlar, sektörel bazda bakacak olursak geçtiğimiz hafta yine sektör bazında spor endeksinin önemli bir atak yaptığını görüyoruz. Geçen hafta en çok sporla alakalı olan hisselerin, sportif hisselerin para kazandırdığına tanık oluyoruz. Bunun haricinde arkadaşlar, tabloyu yakından izlerseniz burada hangi sektörlerin daha etkin olduğunu veya değer kayıplarının daha fazla olduğunu görebileceksiniz. Değerli arkadaşlar, Matrix programının bir uygulaması olarak bir rating analizi yapmakta. Burada belli kriterlere puanlar veriyor her hisse için ve sonra o hissenin o kriterlere bağlı puanlarını topluyor ve toplam bir rating değeri oluşturuyor. Bu arkadaşlar, temel ve teknik analiz sistemine göre yapılmış olan bir ratingdir. İşte defter değeri ve diğer teknik indikatörlere bağlı olarak yapılan bir değerlendirme. Hepsine belli puanlar verilmiş ve sonuç olarak arkadaşlar, burada görmekte olduğunuz hisseler yukarıdan aşağıya, rating puanı en yüksek olandan en aşağıya doğru bir sıralama yapılmış durumda. Sadece teknik kriterlere göre yapılan bir değerlendirmedeyiz arkadaşlar. Görmekte olduğunuz böyle bir tablo çıkıyor. Kullanılan indikatörler MACD indikatörü, Stocks ve TRIX Rating ve RSI Rating şeklinde. Bu indikatörlere verilen puanlamalar sonrasında ortaya böyle bir karne çıkmış arkadaşlar. Bu tamamıyla yapılan bir puantaj sistemidir. Matrix programının yapmış olduğu bir analiz diyelim buna. Endeks 30 hisseleri bazında bakacak olur isek, endeks 30 hisselerinde teknik reytingi en yüksek olan hisse olarak karşımıza Aselsan çıkıyor arkadaşlar. 21.64'lük bir puanı bulunuyor. BİMAŞ'ın 18.38'lik bir puanı olduğunu görmekteyiz. Emlak Konut, Enerjisa, Akbank, Tüpsel, Petkim şeklinde yukarıdan aşağıya doğru bu karne sıralanmakta. Negatif konumda olan hisselere baktığımız zaman ise Şişe'nin, Türk Hava Yolları'nın, Sabancı Holding'in, Koza'nın, Arçelik'in ve Garanti'nin ise teknik puanlarında bir gerileme olduğunu görmekteyiz. Arkadaşlar, bilanço haftasına girmiş bulunuyoruz. Bu geçtiğimiz hafta bazı hisselerin bilançoları açıklandı. TAV gibi, Tekfen gibi, Akbank gibi. Forex şirketi arkadaşlar bilanço tarihlerini ve gelebilecek olan bilanço tahminlerini açıklamış durumda. Bu bilgi Forex şirketinin yapmış olduğu bir çalışmadır. Bu tablo tamamıyla bu şirketin beklentilerini yansıtmakta. Bu tabloyu dikkatlice incelerseniz arkadaşlar, bilançoların hangi tarihlerde açıklanacağını, daha önceki bilançosunun aynı dönem birinci çeyreğe ilişkin olan 2018 birinci çeyreğe ilişkin olan bilançosuyla şu anda 2019 birinci çeyrekte hangi bilançonun gelebileceği yönündeki tahminlerini görebilirsiniz ve buna göre kararlarınızı şekillendirebilirsiniz. Arkadaşlar, pivot destek ve direnç noktaları olarak bu haftanın verilerini bu tablodan izleyebilirsiniz. Gerek endeksle ilgili olarak, gerekse Diop kontratlarıyla ilgili olarak izleyebilirsiniz. Yeni aya girmemizle birlikte aylık verilerimiz değişecektir. Bunu salı günü 30 Nisan akşamı bu tablonun verileri güncellenmiş olacaktır aylık veriler itibariyle. Ancak her akşam bu tablo verileri borsapivot.com'un ana sayfasında güncellenmektedir. Bunu da hatırlatmış olayım bir kez daha. Evet arkadaşlar, teknik noktaya gelecek olursak, endeksin geçtiğimiz hafta itibariyle sizlere vermiş olduğum analizimde 96.894 seviyesinin haftalık pivot seviyesi olduğunu ve bu pivot seviyesinin aşağısında kalındıkça öncelikli olarak 95.126 seviyesine,
95 bin desteğinin kırılması durumunda ise 93.500-94 bin bölgesine doğru bir geri çekilme ihtimalinin daha yüksek oranda olabileceğini, pivot seviyesinin altında kalınmasının endeksteki güç kaybı anlamına geleceğini ifade etmiştim. Zira en yüksek değer olarak arkadaşlar geçtiğimiz hafta 96.537 seviyesi görülebildi. Verdiğim 96.800 küsur pivot haftalık pivot seviyesinin üzerine çıkılamadığı için aşağı eğilim ön planda kaldı ve 93.890 seviyelerine kadar bir geri çekilme olduktan sonra haftayı 94.700'ler civarında, 94.800'ler civarında tamamlamış bulunuyoruz. Haftalık değer kaybımız %2.15 konumunda. Ve arkadaşlar bu hafta için pivot seviyemiz 94.998. Yuvarlak olarak 95.000 diyelim. O halde 95.000 seviyesinin aşağısında bir kapanış yaşadığımız için endeksin güç kaybı eğiliminin devam ettiğini düşünebiliriz. 95.000 aşağısında kalınır. Bu seviyenin üzerinde bir tutunma yaşanamaz ise bu durumda arkadaşlar 93.460 seviyesi bu hafta genelinde takip etmemiz gereken ilk pivot desteğimiz. Şayet burası da kırılacak olursa 92.300'ler ve 92.300'ün de kırılması durumunda 90.800'lere doğru bir geri çekilme yaşanabilirmiş. Arkadaşlar şurada görmekte olduğunuz kalın bir kırmızı hattımız bulunuyor. Burası 90.300-90.500 bölgesine tekabül etmekte. Zira burası en son swap krizi döneminde endeksin sert bir geri çekilmesinden tepki bulmuş olduğumuz bir nokta. Dolayısıyla bu bölge geçmiş tarihlerde de şu bölgelerde de gördüğünüz gibi önemli bir destek konumunda. Zaman zaman aşağısına inişler olmuş ama hızlı bir şekilde tekrardan 90.000 üzerine yönelimler gerçekleşmiş. O halde Fibonacci kriterlerimize baktığımız zaman şuradaki direnç bölgesini aşamadığımız için 38.2'ye denk gelen 98.750 civarındaki direncimizi aşamadığımız için yönümüz bir aşağıdaki Fibonacci desteği oldu. 23.6 93.350 seviyesini göstermekte sevgili arkadaşlar. Zira buradaki pivot seviyemiz de biliyorsunuz 93.460-500 seviyelerini ifade ediyor. O halde endeksin 95.000 üzerine çıkıp da 95.000 üzerinde net kapanışlar yapamaması durumunda ilk etapta 93.350 seviyelerine kadar bir geri çekilme riskinin gündemde olduğunu akılda tutmakta yarar bulunuyor. Arkadaşlar bu grafiğimiz haftalık bir grafikti. Önümüzdeki hafta genelinde dikkate alınması gereken bir grafikti. Tekrar belirtiyorum 30 Nisan ve 3 Mayıs tarihlerindeki haber akışlarında yaşanabilecek olan geri çekilmeler veya iyimser beklentiler söz konusu olduğunda takip etmemiz gereken ilk desteğimiz 93.300. Takip etmemiz gereken ilk önemli direnç noktamız ise iyimser bir havada 98.700 bölgesi olacaktır. Günlük grafiklere bakacak olursak değerli arkadaşlar, yani pazartesi günü açısından bir değerlendirme yapacak olursak günlük grafiklerimizde bize 23.6 seviyesine denk gelmekte olan 94.150 seviyesinin günlük bazda önemli bir destek konumunda olduğunu ifade ediyor. Perşembe ve cuma günleri 94.000'ler civarından destek bulmayı başardık. Bu seviyenin aşağısına gelmeden bir kapanış yaşayabildik. Sonuç itibariyle son kapanışımızı dikkate aldığımız zaman 94.689 seviyesi pazartesi günü için pivot seviyemizdir. Kapanışımız 94.780'ler civarında, yani pivot seviyesinin üzerinde gerçekleşmiş durumda. O halde 95.000 üzerine ataklar olabilir. Ancak 95.300 ve 95.800 seviyeleri önemli dirençler olarak pazartesi günü adına önemli pivot dirençleri olarak ön plana çıkmış durumda. Bu seviyelerde zorlanma yaşanabilir ve tekrar ifade etmek istiyorum arkadaşlar. 30 Nisan tarihinde Merkez Bankası'nın enflasyon raporu ve rezervlerin detaylarıyla ilgili olarak yapacağı açıklamalara yabancı yatırımcının ne şekilde bir alaka göstereceği veya ne kadar tatmin olup olmayacağı meselesi büyük önem taşıyor. Bu konu bir bahane haline getirilmek suretiyle ekstra satışlar gelebileceği gibi yabancı evet ben tatmin oldum deyip de bu hususa bağlı olarak alımda da bulunabilir. Arkadaşlar endeksle ilgili olarak bir diğer önemli husus ise az önce belirttiğim gibi bilanço dönemi içerisinde bulunduğumuz için ve bankaların bilançolarının nispeten iyimser bir bakış açısıyla beklenmesi nedeniyle bu hafta endekste çok önemli, çok büyük bir satış dalgasının olmasını şahsi düşüncem olarak beklemiyorum. Zira bilanço dönemleri her zaman için bir beklenti yaratır ve banka bilançolarının özellikle büyük şirketlerin bu hafta açıklayacağı bilançolar dikkate alınmak kaydıyla endekste bir tutunma isteğinin
ve dar bir alanda, çok geniş bir alanda değil de dar bir alanda belli destek ve direnç bölgeleri arasında hareket edebileceğini, 93.500 ile 95.896.000 aralığında 2.000 puanlık bir alanda hareket etme ihtimalini bilanço mevzusuna bağlı olarak biraz daha yüksek görmekteyim. Ancak özellikle belirtmek istiyorum ki 30 Nisan tarihinde Merkez Bankası garip açıklamalar yapar veya tatminsiz açıklamalar yapacak olur ise bu durum tablonun biraz daha karamsar bir bakış açısıyla piyasalarımıza, Türkiye piyasalarına bakılması anlamına gelebilir. Yine 3 Mayıs tarihindeki seçimlere yönelik, İstanbul seçimlerine yönelik itiraz konusuyla ilgili olarak da o güne kadarki haber akışı ve gelecek olan sonucu da yakından takip etmek gerekiyor. 3 önemli gündem karşımıza çıkıyor arkadaşlar. 30 Nisan, 3 Mayıs ve bilanço dönemine bağlı olarak hafif bir iyimser beklentinin oluşması veya gelecek olan satışların çok derin olmaması gibi bir ihtimali akılda tutmakta yarar olduğu kanaatindeyim. Değerli arkadaşlar, borsayla ilgili olarak aktarabileceğim önemli detaylar bunlardan ibarettir. Bu verileri sizlere aktarırken, bu bilgileri aktarırken Matrix programından ve borsapivot.com isimli veri analiz sitesinden istifade ettim. Bu tarz videoların sıklıkla yayınlanmasından hoşnut iseniz, eğer faydalı, yararlı buluyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı ihmal etmeyiniz diyorum. Teşekkürler ve saygılarımla. Arkadaşlar zannediyorum ki bu akşam veya bu gece dolar TL ile ilgili olarak da ayrıntılı bir analiz aktaracağım. Bu dün itibariyle dolar TL'nin veya ülkenin veya piyasalarımızın içinde bulunduğu genel etkileşimlerden, genel ana faktörlerden bahsettim. Dolar TL ile ilgili olarak teknik detayları ise bir sonraki analizde aktarmış olacağım. Bunun da bilgisini şimdiden vermiş olayım. Hoşçakalınız, selamlar, saygılar.